Değerli Aslan burçları, 6 Ekim 12 Ekim dönemi sizleri neler bekliyor? Yorumlamaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben normalde gece yarısı atıyorum ama gece yarısı atıyorum bütün burçları, ama bu aralar biraz aksatıyormuşum gibi izlenim olabilir. Ben işimi aksatmıyorum. Özel bakımları da yavaşlattım. Ama bazı müjdelerim olacak size. Ne gibi? Artık Ankara'da yeni bir yaşam kuracağım kendime. Ankara'da evim hazır. Bir de araba olayına giriştik. Ev araba derken işi hayata çok sıkı sarılıyorum. İşime de sıkı sarılıyorum ama zaman ayıramıyorum. Vaktim kalmıyor. Ankara'ya taşınma durumum var. Dediğim gibi araba alma durumum var. Arabayla ilgili olaylarım var. Hiç durmuyor, hayat durmuyor. O yüzden işimi aksattığımı düşünmeyin. Rahatsızlık da yok. Tek rahatsızlığım çok yoğun çalışmaktan bel bölgem ağrıyor. Bel ağrılarım var, boyun ağrılarım var. Ama hayatımın merkezine yaşamı aldım. Yaşamı kutsuyorum, yaşamı kabul ediyorum her yönüyle. Şimdi yükselen aslan olarak yazın arkadaşlar, pek çoğumuz ev alabilir, ev değiştirebilir. Çok yoğun çalışıyoruz. Yükselen aslanlar, öz burcu aslan olanlar, bu tutulmada yıldızları çok yükseldi. Çok yükseldi ve hiçbir pürüzümüz kalmadı hayatımızda. Ve çöp olan insanları ayıkladık. Çöp olayları ayıkladık. Çöpler gitti, süpürdük içimizi dışımızı. Ve yeni bir yaşamda, yeni bir dönemde hep beraber gidiyoruz arkadaşlar. Son sürat gidiyoruz aslanlar. Kazanç bizim, para bizim. Cem Karaca diyor ya, at bizim, silah bizim. Onun dediği gibi hayata ben merkezci olduk. Bazen ben merkezci olmak çok iyidir. Hayatımın ortasına kendimi aldım. Böyle diyorsun sevgili Aslan Burcu. Hayatının merkezinde sen kendin olacaksın. Doğaya olan tutkun devam ediyor. Yeni yerler keşfedebilirsin. Yeni insanlarla bir arada olabilirsin. Ben merkezci olmanın bayağı bir faydasını göreceksin sevgili dostum. Şöyle bir bakıyoruz. Evet, bir sert sözler duyabilirsin. Sert çıkışlar olabilir. Ne olursa olsun sen kendi alanını belirliyorsun. Dışarıdan müdahale olmuyor arkadaşım. Her şeyi yoluna koyuyorsun. Kesinlikle çok güzel günlere merhaba dediğini görüyorum. Yanlış davranışlardan, yanlış insanlardan kaçıyorsun. Dediğim gibi çöp olan insanları ayıklama durumu var. Şimdi arkadaşlar, sezgisel yeteneğini çok güzel kullandığını, kendinle ilgili boşlukları doldurduğunu görüyorum. Ve yürekten dilediğin iki tane olay var, gerçekleşecek. Yaşamımızda büyük mutluluklar, büyük başarılar olacağını görüyorum. Zaten ben merkezci olunca inan dışarıdan müdahale olmayacak arkadaşım. Olmayacak, inan. Bu hafta çift sayılar veriyor. 4, 6, 8 gibi hep önüne çıkacak. Çift sayılar sana tamamlanmayı anlatacak. Hayatında boşluk kalmadığını anlatacak. Başarılı, mutlu bir döneme gireceğini, dayanıklılıkla sınandığını, dayanıklı, dirayetli ilerlediğini görüyorum. Evli olanlarda çocuklarınızla ilgili güzel haberler var. İster erkek ister kadın ol sevgili Aslan Burcu. Böyle bazı gizli şeyleri öğreneceksin. Eğer bekarsan ya da hayatında biri varsa ihanet gibi bazı şüpheler var. Seni üzebilir, seni kırabilir ama kabul et bunu ve dediğim gibi çöpleri ayıklıyorsun. Hayatından çöpleri ayıkla. Aslan Burcu bu 2 Ekim'deki güneş tutulmasında karmik ilişkileri yok ettiler. Bu 2 Ekim'deki tutulmada çöpleri ve kangren ilişkileri kesip attılar. Daha da fazla zarar görmemek için. Evet, kalbinizin Satürn'leyen bir dönemden geçtiğini görüyorum. Kalbiniz
kalbinizin Satürn dönemden geçmesi ne demek? Koyduğunuz sınırları aşanları oyundan atacaksınız. Burası sizin oyun alanınız, yaşam alanınız. Kesinlikle Satürn'e uydun muydu? Satürn seni en zirveye çıkartır. Zamanı iyi kullanmadın mı? Kuralları çiğnedin mi? Satürn seni batırır. Batarsın. Lütfen batışta değil çıkışta olun. Satürn yani bir haftadasınız. Unutmayın. Kuralları ben koyarım diyeceksin. Benim yaşama müdahale edemezsin diyeceksin. Zaten ki ihanet gördüğün anda hiç affetmeyeceksin, göndereceksin. Zaten gidenlerin yerini bir süre boşluk alacak ama o boşluk sorunlu. Çünkü sevgili Aslan Burcu, yaşam boşluk prensibiyle çalışıyor. Kalbini boş bırakacaksın ki, bak boş bırakacaksın ki oraya doğru insan doğru zamanda gelecek. Sen kalbini boş bırakmadığın için Ali gitti, Veli gitti. Geldi, Ayşe gitti, Fatma geldi. Karakterleri aynı oldu ve aynı kısır döngüde döndün dolaştın. Lütfen kalbinde boşluk bırak. Yalnızlıktan korkma lütfen. Aslan Burcu, ben hiçbir zaman yalnızlıktan korkmadım. Hiçbir zaman yalnızlıktan korkmadım. Çünkü yalnız kaldığında doğru insan geliyor arkadaşlar. Doğru insan doğru zamanda geliyor. Geleni hoş karşılayacaksın, iyi karşılayacaksın. Geleni dirseğinle itersen bir daha hayat sana onu vermiyor, biliyor musun? Ne yaparsan yap bir araya gelemiyorsun. Lütfen Aslan Burçları, önünüze çıkan kartları iyi değerlendirin. Bu hafta fırsat haftası ya da yaptığınız hatalardan ders alın Aslan Burçları. Doğru insanlarla mücadeleye girişin. Kariyer yönünden çok zengin bir dönemdesiniz. Durduğunuz yerde kariyer yönünden ilerlemeler oluyor. Dönüşüm, değişim gerekli ve önüne fırsatları taşıyacak. Çok cömert bir aslansın. Bereketli kazançların olacağını ve maddi sıkıntılardan kurtulacağını görüyorum. Dengeleyici kaynaklar, çıkışlar ve dengesiz ilişkilerden sonra bir denge arayışında olduğunu, parayla ilgili bazı sıkıntıları atlatacağını görüyorum. Destek var ve toprak gruplarıyla iyileşme görüyorum. Kim bu toprak grupları? Özellikle başaklarla aranızdaki pratik konuşmalar, pratik çözüm yolları, ortak paydada buluşma birdenbire başaklarla aşk başlayabilir aslanlar arasında. Birdenbire oğlaklarla sosyal ilişki. Bakın oğlaklarla aşk da olabilir ama ben genelde oğlaklarla böyle bir iş yapma, başarma ve komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkilerinde iyileşme görüyorum. Yine boğa burçlarıyla da maddi sorunların çözülmesi, boğalarla da aşk mantıklı olarak ilerleyecek, başarılı olarak gidecek arkadaşlar. Olgunlaşmış ilişkileri toprak gruplarıyla yaşayacaksınız. Ve durgunluk döneminden sonra bakınız, kendinize bir özgüven gelecek. Kalbinizi boş bıraktık ya. Bakınız, refah, gecikmiş bir aşk, gecikmiş bir kazanç, özgüven ve dünya ile ilgili, bakın dünyanın size verdikleriyle ilgili gelişmeler çok fazla. Dünya bana ne verdi ki deme. Dünyasına çok şey verecek. Bunları al ve sevgiyle kullan. Aziz dostum, aslan, ay burcu aslan, yükselen aslanlar, benim gibi yükselen aslanlar, bu tutulma bize gittikçe ivme kazandıracak, başarı ivmesi, aynı zamanda yaratıcı düşünceler, yeni insanlar, yeni yerler ve yeniliklerle gelecek. Haydi hayırlı olsun. Sevgiyle aldım, kabul ettim deyin. Kazançlar, mutluluklar ve coşku dolu bir hafta diliyorum. Lütfen aldım, kabul ettim demeyi unutmayın. Sikrinizi veriyorum. Aslan burçları, ya basit. Basit bak. Açma, genişletme demek. Basit. Ya basit. 72'dir tekrar sayısı. Rızıkları genişleten demektir. Sadece rızıkları değil, kalbimizi de genişleten cömert aslanlara gökyüzünden cömert cömert paralar. Ve yerin altından rızıkları, yerin altından bahtlarının açıklığı çıkacak. Dört bir yandan bahtınızın, yolunuzun, paranızın açık olduğu bir hafta.
Oldu, oldu, oldu. Bolluk enerjisi. Başla, başla, başla. Aşk. Aldım, kabul ediyorum. Hayatımın aşkını davet ediyorum. Ya basit 72'yi de çekin bakalım. Bomba gibi bir haftaya hazır mıyız? Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.